Kelime manası temizlik demek, temizlik. Yani ne demek bu biliyor musunuz? Zekatı verilmeyen para pis paradır. Zekatı verilmeyen para leş gibidir. Ah zekatı verilmeyen paralar. O paraların nasıl yılan olduğunu, nasıl akrep olduğunu, nasıl azap olduğunu görse bir dakika tutmazlar o parayı orada. Ama şimdi adam hesap ödüyor zekattan nasıl kaçarım diye. Evet. Halbuki ne yapmak lazım? Temizlemek lazım arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir insanın 40 milyar parası var. 40 milyar parası var. Hani 40'ta 1 ya, 1 milyarını zekat verecek. 40 milyara zekat düşmüyor şu anda. 73 milyardı en son ben baktığımda. 80 gram. Onu siz devamlı bakacaksınız. İnternetten yazdığın zaman anlarsın. Diyelim mesela 80 milyar adamın parası var. 80 bin liranın zekatı kaç para yapar? 2 bin lira yapar değil mi? Kardeş, şimdi senin o cebinden, kasandan, kesenden o 2 bin lira zekat çıkmadığı müddetçe 78 milyarın tamamı leş gibi. 78 milyarın tamamı leş leş. Ama bunu insan bu kafa gözüyle göremiyor arkadaşlar. Buna ne lazım söyle? Manevi göz lazım. Ha burada göremezsek zaten ahirette gösterecekler Alaaddin abi. Tamam. Ahirette gösterecekler. Birazdan ayet-i kelimeleri anlatacağım. Öyle mi öyle ya kardeşim bu mal bizim değil. Veren o, alan o. Nedir senden gidecek? Telaşını görenler de bu can yahut bu mal senin zannedecek diyor. Mal da benim değil, can da benim değil arkadaş. Hepsi emanet verilmiş. Geçen gün kursa Ramazan'dan önce çocuklara bir kebap ısmarlayayım dedim talebelere. Kebapçı da gelecek şimdi ben biliyorum az kaldı 15-20 dakika. Ben de dersim var. Bir daha yukarı çıkmayayım. Oradaki çocuğa 500 lirayı verdim kebap parası. Dedim yavrum kebapçı gelince bunları kebapçı abiye ver. O anda böyle kafama bir misal düştü. Çocuklarla paylaşayım dedim. Çocuklara dedim ki çocuklar az önce gördünüz mü Mehmet Emir'e 500 lira para verdim. Gördük hocam dediler. Niye verdin? E kebap parası verdin hocam dediler. Dedim ki şimdi Mehmet Emin dese ki ya gördünüz mü arkadaşlar bakın hoca bana 500 lira verdi bak benim 500 bin liram verdi dese siz Mehmet Emin'e ne dersiniz dedim. Güleriz hocam diyorlar. Niye? E para onun değil. Onun olmayan parayla hava atıyor bizim Mehmet Emin. Halbuki birazdan gidecek. Nereye gidecek söyle? Kebapçıya gidecek para. Arkadaşlar biz ölünce de paralar gidecek haberiniz olsun. Biz ölünce de paralar gidecek. Atlar gidecek, yatlar gidecek, katlar gidecek yani. Bize emanet verilmiş. Allah bizi imtihan ediyor. Bakayım ben bu kuluma mal vereyim diyor. Bakayım zekatını verecek mi diyor Allah-u Teala. Bakayım ben bu kuluma diyor rütbe vereyim hayra kullanacak mı? Ben bu kuluma ilim vereyim hayra kullanacak mı? Yoksa işi ticarete mi dökecek diyor Allah-u Teala. Birilerinin yaptığı gibi Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Dolayısıyla arkadaşlar zekatın kelime manası neymiş? Temizlik demek. 80 milyarın zekatı kaç paraydı? 2 bin lira. Ha, o 2 bin lira verilmediği müddetçe 80 bin liranın tamamı leş. Tamam. Zekatı vermeyen de kalleş oluyor. Tamam mı? Niye kalleş oluyor? Kardeşim Allah-u Teala sana 80 milyar para vermiş. Bunu 2 milyarını istiyor senden Allah-u Teala. Allah'ın ihtiyacı mı var? Hayır. Neden istiyorsun Allah'ım diye soralım Mevla Teala. Mevlam diyor ki seni imtihan edeceğim. Anından doğduğunda kıçında donun var mıydı? Ayağında çorabın var mıydı? Bindiğin Range Rover'ın var mıydı? Atın yatın katın hiçbirin var mı? Ya ismini bilmiyordun sen ne parası ya? İsmini sorsalar ismini söyleyemezdin. Ben sana Allah-u Teala akıl verdim, zeka verdim, müşterilerin kalbini sana yönlendirdim. Bu parayı sana verdim diyor Allah-u Teala. Şimdi imtihan için senden 80 milyarın 2 milyarını istiyorum diyor. O da diyor ki şimdi ya hocam, o çok zengin abiler var. Hocam diyor 80 milyarın zekatı kolay. Ne olacak diyor ya 2 milyar. Hocam benim 40 trilyon servetim var diyor. Ben ne yapacağım? Söyleyeyim kardeşim, 1 trilyon zekat vereceksin. Şaka yapmıyorum ha. 40'ta 1 değil mi? 40 trilyon. Oo hocam ya. 40 trilyon, 1 trilyon ne yaptın hocam sen? Bizi iflas mı ettin? La kardeş ben demiyorum. Seni yaratıp sana bu serveti veren Allah diyor bunu.
Bana kalsa hiç verme yani, sıkıntı yok. Ama seni yaratıp sana bu malı, mülkü, bu kadar öyle insanlar var ki 300 lira kirasını veremiyor. Öyle insanlar var ki faturalarını ödeyemiyor. Öyle insanlar var ki, var böyle insanlar. Çocuğunun bez parasını bulamıyor. Allah bu kadar insanın arasından seni seçmiş, sana 40 trilyon servet vermiş. Şimdi imtihan gereği bunun 1 trilyonunu bana ver diyor. 39'u sende kalsın diyor. Sen 39 trilyonu görmüyorsun. Nankörlük yapıyorsun. 1 trilyonda göz kalıyor. 1 trilyona göz dikiyorsun. Yok ulan diyorsun, bu verilir mi diyorsun. Verme bakalım. Verme bakalım. Ama sen kaybedeceksin. Sen kaybedeceksin. Dünyada hastalıklar, belalar, musibetler, kötü haberler, huzursuzluklar, sağlıksızlıklar, ahirette azaplar. Birazdan okuyacağım ayetleri. Ne? Allah-u Teala'nın senin zekatına ihtiyacı mı var? Estaizu billah, bismillah. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Sakın Allah'ın kendilerinden, fazlından, kereminden, Allah'ın kendi fazlından, kereminden bazı kullarına bol bol servet verip de sonra o servet verdiği kulları cimrilik yapıp da ulan oh zekatı vermedi, mal cepte kaldı, para cepte kaldı, kasada kaldı, ulan kâr ettik diye en ufak bir düşünceye kapılmasınlar. Bel huve şerrun lehum. Bilakis vermedikleri o zekatlar, sadakalar, fitreler, fidyeler onlar için şer olacak diyor Allah-u Teala. Ya Rabbi nasıl bir şer olacak ya Rabbi? Ayet-i kerimenin devamı diyor ki seyutavvekûne mâ bahilû bihi yevmel kıyâme. Kıyamet gününde, sorgu sual gününde mevzu başlıyor diyor Mevla. Nasıl? Kıyamet gününde zekatlarını vermedikleri malları, ticaret malları, altınları, gümüşleri, paraları bir yılan suretinde arkadaşlar, ama çok böyle korkunç bir yılan. Çok tehlikeli, çok ızdıraplı, ısırığı, zehri çok acıtan bir yılan şeklinde boynuna dolayacağım. Durmadan o sahibini, o zekatı verilmeyen malların yüzünden, zekatı verilmeyen altınların, paraların, ticaret mallarının yüzünden durmadan o zekatı vermeyen kişinin yüzünü ısırıp şunu söyleyecek diyor Bukhari hadis-i şerifinde. Ene maluke, ene kenzuke, beni tanıdın mı? Allah Allah. Beni tanıdın mı? Kimsin sen ya, beni iki defa ısırıp azabiliyorsun bana? Ene maluke, ene kenzuke, ben senin zekatını vermediğin altınlarınım. Ben senin zekatını vermediğin paranın, nakitinim. Ben senin zekatını vermediğin ticaret mallarınım diyecek. Daima böyle kıyamet günü habire onu ısıracak diyor, azap edecek o yılan onu diyor. Ben söylemiyorum, Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ayetin devamı diyor ki, ya yerlerin göklerin mirası, malı mülkü bana ait. Kullarım, ben fakir miyim ki sizden zekat isteyeyim diyor. Sizden fitre isteyeyim. Bak bana bir bakın diyor, alemleri ben yaratmışım, sizi ben yaratmışım. Sahip olduğunuz diyor malları da ben vermişim. Zengini ben zengin etmişim, fakiri imtihan gereği ben fakir etmişim. Yani ben sizden istemiyorum ha. Ya sizi imtihan ediyorum diyor Cenab-ı Hak. Bakayım ne yapacaksınız? Dolayısıyla arkadaşlar, koronadan yeni çıktık, çıkıyoruz yavaş yavaş değil mi? Korona virüsü girdiği zaman ciğerlere ne yapıyor söyle? Perişan ediyor değil mi? Arkadaşlar, bu zekat verilmediği zaman bizim servetimiz, ticaret mallarımız, altınlarımız, paralarımız virüslenmiş oluyor, virüslü. O virüs o paraya, o mala girdiğin zaman o paranın sahibinde artık sen huzur diye bir şey arama. Çünkü niye? Allah'ın verdiğinden 1/40 ya. 1/40. 39'u senin diyor Allah-u Teala. Vermiyor kurban olduğuma. Kurban olduğuma vermiyor.